Günaydın arkadaşlar. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Başbakan Fas'tan Türkiye'deki bir televizyon kanalını arayarak hoşuna gitmeyen bir haberin kaldırılmasını istiyor. Konu kendisine sorulunca da bunun gayet masumane bir şey olduğu anlamında bir değerlendirme yaparak ne var bunda diyor. Yani televizyonlardaki, gazetelerdeki haberlere müdahale etmeyi, hoşuna gitmeyen haberleri kaldırmayı kendisinde bir hak olarak görüyor. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Başbakan'ın televizyonlarda, gazetelerde sansürle görevlendirdiği memurları var. Bu sansür görevlileri Başbakan adına hareket ederek onun hoşuna gitmeyen haberleri yayından kaldırıyorlar. Bu 2. Abdülhamit dönemindeki padişahın sansür uygulamasına benziyor. Padişah 2. Abdülhamit döneminde gazeteler matbaada basılmadan önce padişahın görevlendirdiği sansür memurları matbaaya gelip gazeteyi kontrol eder. Padişahın hoşuna gitmeyecek haberleri gazeteden çıkarırlardı. Hatta bu nedenle bazı gazeteler o haberlerin çıkmış olması nedeniyle boş olarak ilgili sayfadaki o haberin yeri boş olarak yayınlanırdı. Böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Medya üzerinde, basın üzerinde, haberleşme özgürlüğü üzerinde bizzat Sayın Başbakan'ın büyük bir baskısı vardır, büyük bir kontrolü vardır. Bunun sonucunu Türkiye'nin basın özgürlüğüne ilişkin olarak uluslararası sıralamalardaki yerinin düşmesinde görüyoruz. Bugün bütün gazetelerde var. Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2014 yılı raporuna göre Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154. sıraya gerilemiş durumda. Türkiye Irak'la Gambiya arasında kendisine yer bulabilmiş. Afganistan'dan bile geride. 2000'li yıllardan itibaren bu tabloya baktığımızda Türkiye'nin yerinin sürekli olarak gerilediğini görüyoruz. 2005 yılında Türkiye bu sıralamada 98. sıradayken şimdi 154. sıraya gerilemiş durumdadır. 60 gazeteci cezaevindedir. Yine Gezi olayları sırasında 154 gazeteci polis şiddetine maruz kalmıştır. Bunlar uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütünün raporunda var. Böylesi bir tabloyu Türkiye yaşamaktadır. Türkiye'de basın özgürlüğü yoktur, haberleşme özgürlüğü yoktur. Bunlar bizzat Sayın Başbakan tarafından engellenmektedir. Basın özgürlüğünün olmadığı bir Türkiye'de hükümet demokratikleşme paketi adı altında sürekli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa tasarıları, yasa teklifleri getiriyor. Bunların demokratikleşmeyle hiçbir ilgisi yoktur. Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede bir hükümetin demokratikleşme paketi hazırlaması mümkün değildir. Bunların adı demokratikleşmedir. İçinde demokratikleşme adına hiçbir şey yoktur. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde İki demokratikleşme paketi vardır. Birincisi Anayasa Komisyonu'nda görüşülüp kabul edilmiş olan, genel kurul gündemine gelmiş olan pakettir. Bunun temel hedefi Gezi protestosu benzeri protestoların tekrar meydana gelmesi halinde protestocuları en ağır şekilde cezalandırmak ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun herkese vermiş olduğu toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını engellemektir.
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nı toplantılara kapatmaktır. Birinci demokratikleşme paketinin ana hedefi budur. İkinci demokratikleşme paketinin ana hedefi ise özel yetkili mahkemeleri, terörle mücadele kanunun 10. maddesindeki mahkemeleri kaldırıyorum görüntüsü altında, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını önlemek, onun üzerine örtmektir. Sayın Başbakan, medyayı kontrol ederken öte taraftan adeta bir başyargıç unvanı alarak tüm yargıyı kontrol etmek istiyor. Sayın Başbakan, başyargıç unvanına taliptir. Onun istediği kararları verecek bir yargı sistemi yaratmak istiyor. Bakın şimdi HSYK'nın genel kurulunun toplanamamış olması nedeniyle HSYK'yı tehdit ediyor. Eğer HSYK genel kurulu toplanıp benim istediğim kararları almaz ise ben parlamentoda ara verdiğim HSYK tasarısı görüşmelerine devam ederim, onu yasalaştırırım diyor. Bu tehdittir. Bu tehdide hiç kimse pabuç bırakmayacaktır. O bekleyen tasarı anayasaya aykırıdır, yoklukla malüldür. Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilir edilmez, yayımını beklemeden yokluğun tespiti, yürütmenin durdurulması ve iptali için Cumhuriyet Halk Partisi dava dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne götürüp teslim edecektir. Sayın Başbakan'a, hükümete ben o yarım kalmış yasayı çıkarmalarını tavsiye etmiyorum. İkinci demokratikleşme paketinin özel yetkili mahkemeleri, terörle mücadele kanunu 10. maddesindeki mahkemeleri kaldırıyor görüntüsü altında, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının önünü kapama amacını taşıdığını biraz önce ifade etmiştim. Özel yetkili mahkemeler Türkiye'de eski sıkı yönetim mahkemeleri, eski devlet güvenlik mahkemelerinin devamı mahiyetinde olarak devletçi ve özel bir anlayışın yansıması olarak en son 2005-2012 tarihleri arasında yürürlükte kalmışlar ve yargılama faaliyetlerini yürütmüşlerdir. 2012 yılında yapılan yasa değişikliğiyle bu mahkemeler bir yandan terörle mücadele kanununun 10. maddesine taşınarak aynı görevlerle devam edecek şekilde bir düzenleme yapılırken öte taraftan o mevcut davaları görmekte olan özel yetkili mahkemelerinde o davalar sonuçlanana kadar görevlerine devam etmesi öngörülmüştü. Şimdi ikinci demokratikleşme paketinde bu özel yetkili mahkemelerin ve terörle mücadele kanunu 10. maddesindeki mahkemelerin kaldırılması öngörülüyor. Ancak bu özel yetkili mahkemelerin yapmış olduğu hukuksuzlukların, vermiş olduğu hukuksuz mahkumiyet kararlarının nasıl düzeleceği konusunda bu pakette hiçbir düzenleme yoktur. Sayın Başbakan bu konuda kamuoyunda umuda yol açan açıklamalar yapmıştı. Yeniden yargılamayı düzenleyeceğiz demişti. O teklifte yeniden yargılamaya ilişkin hiçbir düzenleme yoktur. Sayın Başbakan verdiği sözü tutmamıştır. Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalardaki hukuksuz mahkumiyetlerin yeniden yargılanması yolunda hiçbir düzenleme yoktur. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Başbakan, hükümet bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesini bekliyor. Balyoz mahkumlarının, mağdurlarının, diğer davalardaki kişilerin Anayasa Mahkemesi'ne yapmış oldukları bireysel başvurular sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi yönünde bir beklenti içinde olduklarını tahmin ediyorum. Ancak öyle bile olsa yeniden yargılama Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla bile gerçekleşecek olsa dahi mevcut sistemde yapılacak yeniden yargılamanın o mahkemelerdeki hukuksuz mahkumiyetlerin ortadan kaldırılacağına,
hukuksuz şekilde mahkum edilen o kişilerin suçsuzluğunun ortaya çıkacağına, onun kanıtlanacağına ilişkin bir güvence yoktur. Böyle bir güvence yok. Mevcut sistemde özel yetkili mahkemeler kaldırılmış olsa dahi diğer ağır ceza mahkemelerinin yapacağı yeniden yargılamada bu suçsuz kişilerin suçsuzluğunun kanıtlanacağının bir güvencesi bulunmamaktadır. Sistemi rahatlatacak, yargıyı rahatlatacak, o mahkemelerin hukuksuz kararlarının dayanağı olan unsurları ortadan kaldıracak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu konuda iki adım atılmak zorundadır. Birincisi, dijital verilerin tek başına hükme esas teşkil edecek bir belge olmadığı yönündeki düzenlemedir. İkincisi de tanık koruma kanunundaki gizli tanık müessesesinin kaldırılması yönündeki düzenlemedir. Bu iki düzenleme görüşülmekte olan teklifte yer almadığı sürece Anayasa Mahkemesi kararlarıyla dahi gerçekleşecek olsa bile yeniden yargılamanın kişilerin suçsuzluğunu ortaya çıkaracağının bir garantisi yoktur. O yeniden yargılama böyle bir sonucu yaratmayacaktır. O nedenle Sayın Başbakan'ı yeniden yargılama konusunda verdiği sözü tutmaya davet ediyorum. İnsanların mağduriyetlerini ele alarak, onların vicdanlarına seslenerek, hayatları perişan olmuş, alt üst olmuş insanların önlerine bir umut koyarak kendi istediği rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtecek düzenlemeyi yapmaya hakkı yoktur. Bu davalarda birçok onur intiharları olmuştur. Bakın, Yarbay Ali Tatar'ın intiharı, 100. Yıl Üniversitesi'ndeki Üniversite Genel Sekreterinin intiharı, Fatih Hilmioğlu ölümle pençeleşiyor, Şener Eruygur koma halinde, adli tıpın vereceği rapor bekleniyor. Şener Eruygur'un tedavi olabilmesi için aylardır adli tıbbın vereceği rapor bekleniyor. İnsanların hayatlarıyla oynanıyor. Sayın Başbakan, bu insanların umuduna yaslanarak rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının önünü kapayacak düzenlemeleri yapıyor. Ve yine o tasarıda birçok vahim düzenleme var. Bunları daha önce konuştuk. Ama şu da var. Hükümetin kitle halinde yaptığı kamu görevlisi tayini var. Binlerce polis tayin edildi. Bu kamu görevlilerinin yargıda haklarını araması onların anayasal hakkıdır. Bu tayinlerin iptali için dava açmak onların hakkıdır. Bu hakkı önleyecek düzenlemeler vardır burada. Yürütmeyi durdurma tayinlerin iptali gerekçesiyle açılan davalarda idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin önü kesilmektedir. Teklife göre idare mahkemeleri ilgili idarenin savunmasını almadan, o savunma gelmeden yürütmeyi durdurma kararı veremeyecektir. Bu demektir ki hükümet aylarca, yıllarca savunma yapmayacak ve mahkemede yürütmeyi durdurma kararı vermeyecektir, veremeyecektir. Bunun sonucunda ancak dava esastan görülünceye kadar o kişinin beklemesi söz konusu olacaktır. Bunun kabulü mümkün değil. Bilirkişi müessesine müdahale edilmiştir. Bilirkişi müessesesi, mahkemeler kara para konusunda hükümete bağımlı kılınmıştır. MASAK'ın, BDDK'nın, SPK'nın bu fiil suçtur ve bu suç sonucunda bu varlıklar elde edilmiştir yönde bir raporu olmadan mahkemeler karar veremeyecektir. Bu tamamen mahkemeyi yürütme organının, idari birimlerin kontrolüne vermek, yolsuzluğun üstünü kapatmak demektir. Yine teklifte yer alan bir maddeyle de yürütülmekte olan soruşturmalar
bu yeni teklifte yer alan usullere göre yeniden tamamlanmak zorundadır. Yani mal varlığına koyulan tedbir kararları 30 gün içinde MASAK, BDDK veya benzeri kurumlar tarafından bir rapora bağlanmadığı takdirde bu tedbir kararları kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Bunların hepsi yolsuzluğu parlamentoda aklama düzenlemeleridir. Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi gayet açık ve net bir duruş sergilemektedir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en son grup toplantısında medyaya intikal etmiş, internette dolaşan görüntüleri, raporları kamuoyuyla paylaşmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına ilişkin olarak bu suçtur yönünde hükümet kanadından değerlendirmeler yapılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluğa ilişkin olarak hakim kararıyla yapılmış olan dinlemeleri kamuoyuyla paylaşmasına suç diyen anlayış 17 Aralık'taki o rüşvet ve yolsuzluk iddialarına, onun delillerine maalesef suç diyemiyor. Onların fezlekelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin basit bir iddiadan dolayı hazırlanan fezleke süratle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebiliyor. Türkiye böyle bir tabloyla da karşı karşıyadır. Ama bu iktidarın sonu yakındır. Bu iktidarın sonu yakındır. Bu hesap sadece yargıda değil, sandıkta da millet tarafından görülecektir. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hakim Bey, yanlış anlamadıysam Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda ilgili evet. Yasalaşır yasalaşmaz. Yani Cumhurbaşkanı'na gitmesi, onaylanması, resmi gazetede yayınlanması beklenmeden. Beklenmeden tabii ki. Hükmün de gerekçesiyle evet. Anayasa Mahkemesi. Evet. Böyle bir şey var mı? Hani yasal olarak bunun altyapısı var mı? Götürülebiliyor mu? Çünkü tabii ki. Süreç tamamlanmamış gözüküyor. Hayır. Şimdi bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği anda yasa koyucu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi ortaya çıkmış oluyor. 60 günlük iptal davası açma süresi hak düşürücü bir süre olarak o yasanın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren işlemeye başlar. Bu demek değildir ki resmi gazetede yayınlanmadan bu dava açılamaz, açılabilir. Anayasa Mahkemesi'nin buna ilişkin kararları vardır. Bunların hepsini inceledik. O nedenle yasanın resmi gazetede yayımını beklemeden Anayasa Mahkemesi'nde bu davayı açacağız. Hiçbir şekilde hükümete ben bu yasayı çıkarmasını tavsiye etmiyorum. Bugün yine sabah 27 tane yine emniyet müdürü görevden alındı. Aynı zamanda istihbarat daire başkanlığında 50'ye yakın rütbeli personel yine görevlerinden alındı. Bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyim? Bunların hepsi hukuksuz tayinlerdir, hukuksuz atamalardır. Kitli halinde kamu görevleri tayin ediliyor ise bunun objektif, mantıklı, hukuki hiçbir gerekçesi yoktur. Sayın Başbakan karşısında gazeteci istemiyor. O sansür görevlilerini istiyor. Bir televizyon kanalında yayın akışında televizyonun altından geçen gayet masum bir haberden bile rahatsız olan başbakan bir gazetecinin sorusundan rahatsız olabiliyor. Sayın Başbakan'ın tabiatı buna uygun. Bu gerçekten antidemokratik bir tutum. Gazetecilik yapmak, Sayın Başbakan'a soru sormak bir kahramanlığa dönüşmüş durumda. Yani ben Başbakan'a soru sorabilecek gazetecileri, soru soran gazetecileri bu kahramanlıkları nedeniyle kutluyorum. Onlar her türlü ödüle layıktır. Evet. Başka bir arkadaş size şey yaptık ha, buyurun. Eden bir metni bizlerle paylaştık. Evet. İki iş adamının arasında geçen son derece beliz küfürler var içerisinde. Sizlerin yorumu ne oldu? Çok çirkin ifadeler. Bu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkes
bütün vatandaşlarımız hepsi onurlu, saygıdeğer vatandaşlarımızdır. Hiç kimse onları rencide etme hakkına sahip değildir. Çok çirkin, çok yakışıksız bir ifadedir. Kınıyorum bunu. Açıklamayı sonra yalanladı. Öyle mi? Yalanladı mı? Oradaki haberde inşa edeceğiz diyor. İlan edeceğiz değil de. Yani özellikle inşa edeceğiz doğru fakat ilan edeceğiz. Anladım. Bu şekilde bir fiili bir durum yaratmaya yönelik çabalar, faaliyetler, özel bölge gibi çalışmalar son derece yanlıştır, doğru değildir. Türkiye'de sorunların çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun dışındaki bir mercilerde, yerlerde çözüm aramak yanlıştır. Evet. Şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konularda tarafsız olmasını isteriz. Türkiye'de bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması vardır. Rüşvet ve yolsuzluk iddiası vardır. Sayın Başbakan'ın bu konuda ara bulucu olmak yerine çok net bir şekilde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının önünü açacak bir tavır göstermesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan beklenen budur. Bu çıkacak olan yasalarda da biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yönde bir tutum takınmasını bekliyoruz. Sözünü ettiğim iki adet ismi demokratikleşme olan, gerçekte demokratikleşmeyle hiçbir ilgisi olmayan bu yasalar eğer genel kuruldan aynen geçerek yasalaşırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan biz böyle bir tavır bekliyoruz. Evet. Ben tekrar başa dönmek istiyorum. Kusura bakmayın ama şimdi Cumhurbaşkanı beklenmeme söz konusu oldu. Efendim? Cumhurbaşkanı beklemeden hareket evet. Çünkü Cumhurbaşkanı sonuçta mevcut olan teklifi veto edebilir, geri gönderebilir. Olabilir. Ha, veto ederse sorun yok zaten. Ama yani. Siz Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş oluyorsunuz. Hayır olsun. Sayın Cumhurbaşkanı onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade ederse bizim iptal dilekçemiz işlem görmez tabii ki. Anayasa Mahkemesi'nde anladığım kadarıyla bir yürütmeyi durdurma kararı gibi bir şey. Evet tabii. Yokluğun tespiti. Şimdi bu HSYK tasarısı bu şekilde yasalaşır ise anayasaya göre hükümette olmaması gereken yetkiler hükümete geçmiş oluyor. Yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını hükümet yok ediyor. Yetki gaspında bulunuyor. Yetki gaspında bulunan bir yasa anayasaya göre yok hükmündedir. Ama bu yokluğun tespitini isteyeceğiz. Şimdi mevcut olan yasa bu teklifte yürürlüğe girdikten 10 gün içerisinde yeni bir atama yetkisi veriyor bakana. Bütün evet. Evet. Yeniden evet. Sonuçta Cumhurbaşkanı beklemeden bu kadar hızlı hareket etmenizin nedeni bir bağlamda Anayasa Mahkemesi'nin de iptal edebileceği düşüncesi üzerine bunu yapıyorsunuz. Buradaki amaç ne? Amacımız şimdi hükümet o yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra süratle atamalara girişecek. Yani o atamalardan sonra yasanın iptal edilmesi halinde atamaların iptali diye bir durum söz konusu değil. Elbette amacımız hükümetin HSYK'da yapacağı tasarrufu engellemektir. Tamam. Evet. Şöyle Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında bu 60 günlük sürenin iptal davası açma süresinin hak düşürücü süre olduğu yönünde değerlendirme yapıyor ve 60 günlük süreden önce de yani kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünden sonra da iptal davası açılabileceğini kendi kararlarında değerlendiriyor.
Evet. Teşekkür ederim. İyi günler sana.